Pazar Genç TV deneme yayınından iyi günler değerli izleyicilerimiz. Bildiğiniz gibi günün gelişmelerini Pazar Genç TV deneme yayınından sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ben Lütfü Kubal, şimdilik sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyicilerimiz, Pazar Genç TV ailesi olarak günün gelişmelerini sizler için toparlıyoruz ve bu saatte sizlere sunmaya çalışıyoruz. İlk haberimiz bugün pazar iskelesinden. Evet, bildiğiniz gibi tarihi iskelemiz, tarihi kuskulemiz ve tabii ki tarihi köprülerimiz, tarihi yine kalelerimiz çok meşhur. Ama bugün biz sizler için pazar iskelesine uğradık. Pazar iskelesindeki vatandaşlarımızla kısa sohbetlerimiz oldu. Şimdi ilk olarak sizlere pazar iskelesindeki vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz sohbet söyleşilerini sunmaya çalışıyoruz. Evet, pazar iskelesi haberiyle birlikteyiz. Değerli izleyicilerimiz, bugün pazarın tarihi iskelesindeyiz. İskeleye uğrayalım dedik. Bakıyorum vatandaşların bazıları böyle oturmuşlar. Evet, günlerini değerlendiriyorlar. Evet, kendileriyle kısa sohbetlerimiz de olacak. Kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyim? İsminiz ne? Caner Naiboğlu. Caner Naiboğlu. Caner, bol şanslar diyelim. Nasıl gidiyor? Bir şeyler yakalayabiliyor musunuz? Bu saatte ne var? Bu saatte barbun çıkar, taraklı çıkar, marosgil çıkar. Barbun, taraklı, marol, böyle oturuyorsunuz. Her pazar günü geliyor musunuz? Her gün geliyor musunuz? Nasıl yani? Her gün gelmiyorum. Her pazar günleri geliyorum. Yani geliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki amaç herhalde burada sevgi, stres, değil mi? Yani buradan fazla bir galiba büyük bir şeyler de yok şu anda. Bir şeyler tutabildiniz mi? Yani ufak tefek bir 4-5 tane bir şey. Şimdilik tuttuk diyoruz. Peki, kolay gelsin, sağ olasın. Evet, şöyle ilerliyoruz. Evet, bakıyorum. Günü değerlendiriyorlar. Eski tarihi iskelemiz. Tabii ki biraz da bakım olsa çok çok iyi olacak. Şu anda yine bir vatandaşımız balık tutuyor. Kolay gelsin. Sizin isminizi alabilir miyim? İmdat Bey, bir benlerden. Bol şanslar diyelim. Nasılsınız, iyisiniz? Günü değerlendiriyorsunuz galiba. Evet, pazar günü. Hava güzel. Hava güzel, pazar. Ne yakalıyorsunuz? Ne vur? Ufak istavritlerle zaman geçiriyorsunuz. Evet, dediğimiz gibi eskiden çok balık vardı. Eskiden biz vardı, evet. Yani şey, bizim biraz tabii şey diyordu büyük balık vardı, büyük kefaller vardı, değil mi? Değil mi? Yani çok ufak, evet küçük onlar da dediğimiz gibi yani amaç zaten evet, burada yapmak, evet. Spor yapmak evet, yani değil mi hobi? Evet yani en güzeli buradan da hobi olarak yapıyorsunuz. Evet, kolay gelsin. Eskiden çok balık vardı bizlerde. O kefaller, bilmem neler, gırgırlar gelir yanaşırdı buraya. Ey gidi günler, değil mi? Kolay kolay gelsin. Evet, kolay gelsin diyoruz. Evet, yine bir vatandaşımız. Sizi de tanıyabilir miyiz? İsminiz ne? İsminiz ne? Hamit Bölükbaş. Size de bol şanslar. Siz de herhalde böyle günü değerlendiriyorsunuz. Pazar günleri gelir misiniz? Arada bir mi gelirsiniz? Her gün geliyorsunuz. Ha güzel, her gün nasıl bir şeyler yakalayabiliyor musunuz yani? İdare ediyor. Ne siz genelde ne sizin oltanıza ne vuruyor? İstavrit vuruyor. Genelde istavrit. Başka balık falan rastladınız mı? Başka balıklarda zaman zaman çıkıyor diyorsunuz. Ama herhalde o eski günlerdeki gibi balık yok galiba, değil mi? Eskiden daha çok daha büyük. İdare ediyor. Evet, değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi yine güzel güzel şu anda oturmuşlar. Evet, o balıkları yakalıyorlar. Yine vatandaşımız yine evet, canlı canlı şu anda evet gördüğünüz gibi istavrit canlı canlı. Bu kadar büyük oluyor. Yani ancak bu kadar dediğimiz gibi büyüklüğü bu şekilde zaten kameralar biraz daha
şey gösteriyor. Gördüğünüz gibi maşallah 3 tane filan. 3-4 taneymiş. Ama maşallah yani bir ortada 4 tane dediğimiz gibi hadi şansın bol olsun. Gördüğünüz gibi şu anda canlı olarak da böyle yakaladılar değerli izleyicilerimiz, vatandaşlarımız. Güzel pazar günü işte burada değerlendiriyorlar. Bilindiğiniz gibi evet burası eski tarihi iskelemiz. Tabii ki gönül ister ki daha da bakımlı bir halde olsun. Aynı zamanda hemen karşımızda da Kuz Kulemiz var, tarihi Kuz Kulemiz var. Pazar gelişiyor, inşallah geliştikçe daha güzel şeyler olacak. Hava hemen arkasında hava alanları var. Şu anda görüyorsunuz, kimi de denizde motorlar var, deniz motorlarıyla geziyorlar. Kimi küçük kayıklarda balık tutuyorlar. Hemen karşıda evet yine bizim küçük barınağımız var. Barınakta da yüzenler var. Buradan görüyorum. Ve aynı zamanda balık tutanlar var. Gördüğünüz gibi. Evet. Şansı açıldı. Evet maşallah. Şansı evet açıldı gördüğünüz gibi. Sizi bir tanıyalım, isminiz nedir? Burhan Yıldız. Burhan Bey, size de bol şanslar. Eyvallah, siz de stres atıyorsunuz değil mi? Her hafta geliyor musunuz, gün geliyor musunuz? Nasıl yani? Ben balık hastasıyım. 10 yaşında köyde dereze başladım. Evet. Ondan beri hiç bırakmadım yani. Fırsat bulduğumu geliyorum. Fırsat buldukça geliyoruz. Yani. Şimdi zaten de güzel yasal hale de en azından geldi. Geziler ve hastalık maddiyle. Şimdi inşallah herhalde siz yeni geldiniz daha değil mi? Ben de yeni geldim. Yeni geldiniz. Bol şanslar. Yani istari tutuluyor şimdi. Evet, evet ufak. Şimdilik ufak geliyor dediğimiz gibi. Ama dediğimiz gibi kimi de zaten küçük olanları atıyorlar. Yani gerekli olanları alıyorlar. Dediğimiz gibi amaç burada tamamen stres atmak. Şansal abi kolay gelsin. Sen de günün bu saatinde geldin herhalde. Pazarda güzel etkinliklerden biri. Spor yaparsın. Yani bakıyorum oltayı verdin. Hemen maşallah yani. İki kişiyi idare ediyor. Ya boş yok. Maşallah. Evet Şansal abi kısa düşüncelerini alalım. Eskiden pazarda buralar çok canlıydı biliyorsun. Burada daha büyük balıklar. Çok canlıydı. Kaymakama, Buyuk'a, Ahmet Basri'ye. Buraya iki tane lamba taktık. İkisi. Uçuda cennetlik olacak. Cennetlik olacak. İki lambayla cennetlik olunuyor mu yani? Burada gelen millet bir balık tutar. Lamba olsa veya bir oturak gibi bir şeyde istiyor oturak musunuz? Oturak da olsa ne olur millet geliyor. Evet geliyorlar yavaş yavaş dediğiniz gibi. Yani artık havada güzelleşti. Koronadan da uzaklaşıyoruz ama buraya bakım olsun diyorsunuz. Evet. Evet kolay gelsin dediğimiz gibi. Evet yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi evet bu Cengiz kardeşimiz Barboncudur. Oo Cengiz sizi tanıyalım isminiz neydi? İsmim Cengiz. Soy isminizi alalım. Soy ismi Canca da olabilir, Genç de olabilir. Ha Canca Genç bu biraz. Evet sen barbun yakaladın değerli. Hayır bu aslında maşallah. Balık çok olsa denize atarım gerçekten. Ha, evet dediğimiz gibi. Zaten tezgahlarda bile bu balık var. Küçük olanı atıyorlar. Ben de şahit. Evet ben de bunu görüyorum. Bunu bir almak isterim ama balık yok. Ha, dediğimiz gibi ama normal standartlarında zaten. Balıklar normal standartlarında. Küçük olanlar zaten atılıyor şu anda. Evet pazarda gördüğünüz gibi evet bir motorcumuz da günü değerlendiriyor. Güzel şeyler bunlar inşallah. İnşallah daha güzel günlere ulaşırız. Bu hastalıktan da kurtuluruz da güzel bir sezon yaşarız.
Gördüğünüz gibi burada kimi istavrit, kimi barbon balıkları tutuyor. Ama kaymakam ve belediye başkanımızdan da buradaki vatandaşlarımızın bir isteği var. Bu tarihi iskeleye el tutsunlar diyorlar en azından. Tarihimizi yaşatalım diyorlar. Bu nedenle de tabii ki değerlendirmemizi kaymakamımız ve belediye başkanımız yapar inşallah. Gördüğünüz gibi gün geçtikçe, saatler ilerledikçe vatandaşlar geliyorlar, stres atıyorlar. Evet, şu anda gördüğünüz gibi gençlerimiz de gelmiş. Evet, onlar da büyükleriyle beraber balık tutacaklar. Sizi tanıyabilir miyiz? İsminiz ne? Nereye yayın yapıyorsunuz? Biz Pazar Yerel gazetesiyiz. Öyle mi? Hem radyoyuz. Hemen şurada da radyomuz var. Evet. Dediğimiz gibi böyle bu pazar gününü değerlendiren arkadaşlarla röportajlar yaptık. Kimi işte istavrit tutuyor, kimi barbun tutuyor. Evet. Ben Aydın. Akademisyenim. Soy isminiz? Aydın Bayram. Aydın Bayram, evet. Çocukları getirdim. Evet. Çocuklar balık tutmayı çok seviyorlar. Çok güzel. Onlara çok yardımcı olmaya maşallah çalışıyorum. Evet, evet, evet. Pazar yani, günü böyle değerlendiriyoruz. Geliyor musunuz? Hava güzel olduğu zaman mı geliyoruz? İlk defa mı geldiniz? Yok. Defalarca Efe'yle geldik oğlumla. Efe'yle geldik. Şimdi kızımı getirdim. Evet, evet. O şansını deneyecek. Bakalım. Hadi bakalım maşallah. Kolay gelsin. Onlar da tabii işte aileleriyle çıkıyorlar, geziyorlar. İnşallah o günleri de atlatacağız. Haydi bakalım, kolay gelsin diyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi pazar tarihi iskelesi gerçekten tarihi yansıtırcasına da biraz da yıpranmış. Ama gördüğünüz gibi yine pazar vatandaşlarına, balık severlere, tabii ki bu balığı özellikle hobi olarak tutanlara hizmet vermeye devam ediyor. Ama bir tek de ricaları var belediye başkanından, kaymakamdan biraz daha gerekli önemi göstersinler diyorlar. Evet, çünkü pazarın tarihi ve önemli eserlerinden biri olduğunu söylüyorlar. Şu anda görüyorsunuz hemen ilerimizde havaalanın ışıklandırma sistemi de var. Havaalanın ışıklandırma sistemi hemen yine bizim soğuk su barınağıyla birleşmiş durumda. İşte karşınızda gördüğünüz kuskulemiz ve barınağımız ve hemen pazarın sahil yolu ve binalar, yani dediğimiz pazardan güzel pazar gününün görüntülerini sizlere sunmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi insanlar bu güzel günde kimi yürüyüş yapıyor. Artık koronadan dolayı biliyorsunuz sahillere de çıkılmıyordu. Belli saatte insanlar da çıkamıyorlardı. Çoluğunu çocuğunu yanına alabilen de çıkabiliyor. Belli saatlere kadar yaşlılar da zaten çıkabiliyor. İnşallah tek dileğimiz normal yaşantımıza dönmemiz gibi. Sahilde yürüyüşler var. Ve işte balık tutmaya gelenler var. Şu anda işte bir vatandaşımız daha elinde oltasıyla balık tutmaya geliyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Kısa röportajlar yapıyoruz. Siz de herhalde balığa geliyorsunuz. Anca mı fırsat buldunuz? Akşama doğru vuruyor ki abi. Akşama doğru vuruyor diyorsun. Evet. Daha önce de gelen önceden geliyor muydunuz böyle? Evet. Yani her gün geliyor musunuz yoksa pazar günleri? Her gün değil de iki günde. Geliyor. Nasıl bir şeyler yakalayabiliyor musunuz? Bir kilo yakalıyorsunuz. Yakalıyorsunuz. İyi, hadi bakalım. İstavrit genelde galiba istavrit bir. Evet. Başka yakaladığınız bir şey var mı? Barbun da gördük. İstavrit gördük. Genellikle istavrit zamanı. İstavrit var. Peki kolay gelsin diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi akşama doğru olduğu için burası yavaş yavaş da Karabaklı. Ama dediğimiz gibi bir kez daha vurguluyorlar. İskelemize yetkililer sahip çıksın diyorlar değerli izleyicilerimiz. Çünkü biliyorsunuz pazar ilçemiz çok eski bir ilçe ve bu ilçenin bu değerlerine de sahip çıkılmalı. Evet, aile gördüğünüz gibi aileler oturmuş, çocuğunu almışlar ve çocuklarıyla beraber piknik yaparcasına gelmişler. Evet, deniz kenarında günü değerlendiriyorlar. Şu anda pazar merkez, sahil, cami, Katolik mevki, evet, marina parkı,
ve üst geçidi gördüğünüz gibi izliyorsunuz. Ve vatandaşlarımız pazar gününü değerlendiriyorlar. Değerli izleyicilerimiz, bugün pazarın tarihi iskelesindeyiz. İskeleye uğrayalım dedik. Bakıyorum vatandaşların bazıları böyle oturmuşlar. Evet, günlerini değerlendiriyorlar. Evet, kendileriyle kısa sohbetlerimiz de olacak. Sevgili izleyicilerimiz, yine çekimlerimiz devam etti. Bu sefer evet, iskelenin durumu hakkında kısa genel görüşleri aldık ve sizlere o iskelenin, tarihi iskelenin evet, yavaş yavaş kendini taşıyamaz hale geldiğinin görüntüleri de sizlere vermek istiyoruz. Evet, genel iskele görüntüleriyle baş başa olacağız. Şimdi iskelenin son durumunu sizlere aktarıyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz, buraya balık tutma gelen vatandaşlarımız tabii ki bu görüntülerden lütfen çek ve ilgilere göstermektedir. Tarihe, iskeleye sahip çıkılmalı diyorlar. Tabii ki bu iskelenin onun kısmı neredeyse çökecek gibi insanlar üzerinde balık tutuyorlar. Günün güzel geçmesini sağlıyorlar. Ama öbür türlü yıllara tanıklık yapan bu iskeleye bir el atmıyorlar diyorlar. Ve sizden de ricaları lütfen kamerayla görüntüleri ve bu görüntüleri yetkililere gösterin dediler. Şu anda gördüğünüz gibi evet, eski gençlerimiz bilir, çok eski gençlerimiz buralardan evet, dallık midyeler çıkartılır ve hatta içerideki kolonlarda saklanılırdı. Aynı zamanda gözyıllar balıklarını boşaltırlardı ama şu anda iskelemiz çöktü, çökecek gibi. Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Erlikan'a ve Sayın Yetkililere buradan mesaj veriyorlar. Lütfen tarihi iskeleye sahip çıkmalar diyorlar. İlçelerimize bakabilirler, Kardeşim'e bakabilirler. Evet, Fındıklı'ya bakabilirler. Kopa'ya bakabilirler ve onların yapmış olduğu çalışmaların burada da yapılmasını istiyorlar. Bu nedenle biz de değerli vatandaşlarımızın, azarların duygu düşüncelerini Pazar Genç efendim, Pazar Genç Radyo'dan Pazar Web TV'den duyurmak. Evet. Güzel bir pazar gününü sizlere görüntüledik. İşte radımızın dalgalarının sakinleştirici sesi. Ben pazarımıza sahip çıkalım. Ailece gördüğünüz gibi geziyorlar. Gençler, kolay gelsin. Yürüyüş mü yapıyorsunuz? Evet.
Maşallah ailenizle beraber. Nasıl, mutlu musunuz? Mutlusunuz değil mi? Çok daha güzel oldu ailenizle beraber. Öyle dolaşıyorsunuz, spor yapıyorsunuz. Hadi kolay gelsin bakalım. Evet, aileleriyle gördüğünüz gibi pazar gününü değerlendiriyorlar. Aileler çocuklarıyla böyle günün stresini atıyorlar. Evet, ve gördüğünüz gibi gençler bisikletleriyle dolaşıyorlar. Kolay gelsin bakalım. Ne yapıyorsunuz? Bisiklet spor yapıyorsunuz değil mi? Hadi bakalım kolay gelsin. Gördüğünüz gibi güzel günü değerlendiriyorlar. Gençler de bisikletlerle spor yapıyorlar. Evet değerli izleyicilerimiz, Pazar Genç TV deneme yayınından bugünlük bu kadar. Bugün tarihi iskelemizdeydik ve oradaki vatandaşlarımızla röportajlar yaptık. Durumları sizlere aktarttık. Bir başka inşallah haber programında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Pazar Genç TV deneme yayını takip edin. Yine haberleri pazargencfm.com sitemizden takip edin diyoruz. Şimdilik hoşça kalın.